günler sayın izleyiciler. Bu hafta konuğumuz Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan beri en büyük haber ajansı olarak, en güçlü haber ajansı olarak medyamıza hizmet veren Anadolu Ajansı. Konuğumuz Anadolu Ajansı Bölge Müdürü, değerli konuğumuz Sabri Çelebioğlu Bey. Anadolu Ajansı'nın kuruluşundan bugüne kadarki öyküleri, ne kadar abonesi var, kimlere hizmet veriyor. Çünkü Anadolu Ajansı aynı zamanda Kurtuluş Savaşı efsanesinin de en önemli aktörlerinden bir tanesi. Zaten Büyük Önder Atatürk o dönemde Anadolu Ajansı'nı kurarken bir soğuk savaşın önlenmesi, soğuk savaşta Türk milletine moral olması için bu ajansın kurulmasını emretmiş. Belki de en isabetli kararlarından da bir tanesini yerine getirmiş. Hatta o kadar önem vermiş ki Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan önce 6 Nisan 1920'de Anadolu Ajansı'nın kurulmasını emretmiş. Her şeyi anlatıyorsunuz evet. Hocam. Bunu tabii ki sizden ayrıntılı olarak alacağız. Evet. Ben çocukluk döneminde radyoyu dinlerken zaten ajans haberleri dinliyorsunuz diye anons edildiği için hep merak ederdim. Bu ajans nedir, hangi ajans falan diye. Sonra öğrendik ki Kurtuluş Savaşı'ndan beri radyoda da haberlerin iletilmesini sağlayan Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan haberlerin sunulması şeklinde olduğu için ajans haberleri dinliyormuş. Yine küçükken hatırlarım, bulunduğumuz yerde, babamın görev yaptığı yerde iki tane radyo vardı. Bir tanesi bizim evde, bir tanesi de bir kahvehanede vardı. Öğle saati olunca herkes koşturur radyonun başına, ajansı dinleyeceğiz ajansı derlerdi. O zamandan kulağımızda hoş bir seda olarak ajans lafı, dolayısıyla ajansla özdeşen Anadolu Ajansı kalmış durumda. Şimdi sizden ben kuruluş öyküsünü, Anadolu Ajansı neden kuruldu, neden böyle bir ajansın kurulmasına ihtiyaç duyuldu? Zaman içerisinde tabii ki teknolojiyle yarışta her zaman son teknolojiyi kullanan bir ajans olması hasabıyla da gücünü tabii ki Türk milletinden, tabii ki Türk medyasından alıyor. Ama ondan da öte dediğim gibi efsanevi bir gelişme süreci var, trendi var. Bunu dinlemek istiyorum. Buyurun. Evet. Az önce siz de bahsettiniz. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, Büyük Önder'in talimatıyla kuruluyor ajans. İşte o dönemde Halide Edip adı var, Yunus Nadi ile birlikte Gebze'de ilk adım atılıyor. Ve ajans Cumhuriyet'ten 17 gün önce 6 Nisan'da kuruluyor. Çok kritik bir dönemde, kritik bir süreçte kuruluyor. Siz de söylediniz, soğuk savaş döneminde doğru bilgiyi aktarmak, Türk milletini bilgilendirmek amacıyla kuruluyor. Tabii burada Atatürk'ün o dehasını bir kez daha görüyoruz. Yani ta 93 yılı önce Atatürk böyle bir ajansın gerekliliğini görüyor ve bu noktada görevlendirme yapıyor. Büyük bir ülkeyiz, hala öyleyiz. Büyük ülkenin, büyük devlet adamlarının söyleyecek sözü, bu büyük milletin söyleyecek sözünü büyük bir ajansın duyurması gerekiyordu. O zaman işte ismini olsun üzerinde biraz düşünülüyor. Türk mü olsun? Başka teklifler de geliyor tabii. Başka teklifler de geliyor. Ve Anadolu Ajansı üzerinde karar kılınıyor. Ajansımız 93. yılını kutladı geçtiğimiz Nisan ayında. Tabii bu tarihi süreçte çok büyük başarıları imza attı. Ajans ülkemizin, dünyanın arşivini tutuyor. Arşiv niteliğinde belgeler, haberler saklanıyor. Aynı zamanda bizim yazdığımız haberler arşiv olarak diğer kurumlar tarafından da kullanılıyor. İşte yazdığımız mahkeme haberleri, o dava haberleri, ajansın haberleri kriter alınaraktan saklanıyor, değerlendiriliyor.
Söyleyecek çok şey var. Yani ajansın son 2 yılına gelelim. Ajans 2 yıl içerisinde bir dönem itibarını kaybetmişti belki ya da hep olumsuz haberlerle gündeme geliyordu. Ama haberin de doğasında olumsuzluk vardır. Yani olumlu şeyler çok fazla haber olmaz. O nedenle... O da şundan kaynaklanıyor. Hiçbir ajans, hiçbir televizyon, hiçbir gazete, günümüzde interneti kullanıyoruz. İşte bütün ajansların, bütün televizyonların internet sitesi var. Artı duyulan bir haber anında son dakika olarak ekrana veriliyor. Evet. İnternet sitelerinde işte o gazetenin sayfasında yer alıyor son dakika. Flash gelişme şeklinde. O an 10 ölüyle başlıyor olay. Akşam bültenlerinde 2 ölüye düşüyor. Evet. 8 ölü nereye gitti? Biz ajans olarak haberi teyit etmeden o bilgiyi kesinlikle veremiyoruz. Yani 10 ölü varsa bunu bize bir vali açıklar, bir belediye başkanı açıklar, bir yetkili açıklar ve biz onu o şekilde yazarız. Daha sonra yapılan düzeltmeyi onun ağzından düzeltiriz. Yani vali daha sonra işte ben böyle demiştim ancak öğrendik ki öyle değilmiş der. Başka haberlerde de öyle. Yani ajans dışında hiçbir kurum düzeltme yayınlamaz. İptal de yapmaz. Haber tamamen yalandır belki. Ama kimse akşam kalkıp demez ki ey okurlarımız biz bugün böyle bir hata yaptık. Bu bilgiler yanlıştı. Bu haberimizi düzeltiyoruz dememiştir. Haberimizi iptal ediyoruz da dememiştir. Tabii ki etik olan odur. Yani evet. Hatalı verilebilir. Aceleci davranıldığı zaman ki gazetecilik sürati gerektiren bir meslek. O acele içerisinde bazen hatalı işler yapılabilir. Tabii ki sizin bir yetkiliye dayanarak ifade ettiğiniz zaman, açıkladığınız zaman eğer orada bir hata varsa zaten o sizin hatanız evet. değil. O haberi veren kaynağın hatası. Hı hı. O nedenle orada gocunacak, üzülecek herhangi bir şey yok. Ama bütün medya kuruluşlarında süratli haber verebilmek. Hani hep diyoruz ya haber üzerinde dumanı tüterken okuyucuya ulaşmalı. Evet. Sıcağı sıcağına verilmeli. O gayret içerisinde tabiatıyla bazen kaynakların haberi yazan kişiyi yanıltması söz konusu olabiliyor. Ve bir başka şey de tabii rakamlar ne kadar büyükse haberin önemi o kadar artıyor. Bazen muhabir kendi kafasından düşünerek ha bu şu kadar olabilir diye kendi tahminlerini aktarabiliyor ve bu tahminlerde yanıldığı zaman onunla beraber kurumun adı da zedelenmiş oluyor. Evet. İşte Anadolu Ajansı'nın tabii ki geciksin ama doğru haber verilsin felsefesi. Tabii ki gecikmeden verilmesi en iyisi ama en doğrusu ama gecikse de doğru haberin verilmiş olması daha önemli. Evet. O açıdan siz belki üzülerek söylediniz. Yani akşam açıklamak zorunda kalınıyor. Evet açıklamak zorunda kalınılması belki istenmeyen bir şey ama etik olan o. Doğrunun verilmesi lazım. Biz bunu bir saat sonra da yaparız. Yani evet. O dediniz o kaynağından düzeltmedir. Kaynağından olmayan düzeltmeleri biz fark ettiğimizde de yayınlarız. Ben sizin isminizi Oğuzhan değil Oğuzcan yazmışımdır. Siz bana müracaat etmişsinizdir. Biz deriz ki düzeltme şu haberimizdeki şu isim Oğuzhan olarak düzeltilmiştir. Ki bu tür talepler ya da biz bunları yapıyoruz zaten. Bizim fark etmiyoruz. İşte gün çok yoğundur malum. Orada bir harf hatalı yazılabilir. Yanlış evet. anlar muhabir. Dinleme yaparken sehven bir hata oluşur ve biz onu daha sonra düzeltiriz. Biz bu hatalarımızı, iptallerimizi her ay görüyoruz. Kaç tane düzeltme haber yapmışız? Bunların kaçı kaynağından düzeltme? Evet. Kaçı sehven yapılan hata? Bunlar raporlanıyor. Haber elbette hızlı. Haber en hızlı bayatlayan ürün. Tabii ki. Bayat haberi bir saat önce gelişen bir olayı herkesin verdiği bir gelişmeyi siz o dakika bir saat sonra veriyorsanız alıcı bulamazsınız.
Zaten haber verilirken bayatlamaya başlıyor. Haber evet. Öyle. Yani anda, ağzınızdan çıkarsa, televizyonda yayınlandıktan sonra o haber bayatlamıştır artık. Bizim tabii Anadolu Ajansı güvenilir bir kere. Bu güven konusunda hiç tartışmaya gerek yok. Her kurum tarafından, bütün kurumlar tarafından, haber alıcılarımız, abonelerimiz tarafından güvenilirliğimiz tescil edilmiştir. Bunu kimse inkar etmiyor. Tarafsızdır, etiktir. Az önce söylediniz yani maalesef etik kaygısı taşımayan kurumların ne tür skandallara imza attıklarını görüyoruz. Yani her toplumun, her işi yapan, her işte bir şey vardır, etik vardır değil mi? Evet. Biz de ajans olarak buna riayet ediyoruz. Artı daha önceki aylarda mesela geçen yıl biz diğer kurumlara da yardımcı olmak adına etik kurallar diye bir şey çıkarttık. 8-10 maddelik bir liste belirledik. Onu yayınlamıştık. Hakikaten yani bizim için etik haberin önüne geçiyor. Maalesef işte özellikle televizyondakiler o reyting şehvetiyle arkadaşlarımız olayı sıcağı sıcağına vereceğim derken büyük skandalları imza atabiliyorlar. Elbette haberde heyecan, habercide heyecan muhakkak olması gerekir ama işte o dengeyi iyi ayarlamak gerekiyor. Yani reyting şehvetine kaptırmamamız gerekiyor kendimizi. Buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani bizim o düzeltmedir, iptaldir, biraz da bizi dizginler açıkçası. Artı etik kurallarımıza riayet ederiz, onu unutmamaya çalışırız. Zaten şimdi işleyiş itibariyle benim bildiğim kadarıyla, yanılıyorsam düzeltin lütfen. Haber muhabir tarafından yazıldıktan sonra başındaki bir sizde baş muhabir diye geçiyor galiba değil mi? Baş muhabir tarafından, redaktörler tarafından tekrar kontrol ediliyor. Gerekirse sizin denetiminizden geçiyor. Ve Ankara'dan teyit aldıktan sonra buradaki abonelerinize yapıyorsunuz. Evet. Servis yapıyorsunuz. Bir düzeltme yapayım. Eskiden öyleydi. Şimdi bütün haberler Ankara'dan yayına verilirdi. Evet. 2 yıl öncesine kadar. Artık öyle değil. Bölge kendi haberini yayına veriyor. Her bölgede yayıncılarımız var. Artık merkezden, tek elden yayına verilmiyor haberlerimiz. Yerinden yayına veriliyor. Ama ne olur? Kritik bir konudur. Ya da haberlerin toplanması gerekiyordur. Tek göz tarafından takibi gerekiyordur. O zaman bir havuz oluşturuluyor Ankara'da. Aynı kişi ya da iki kişi o haberleri derliyor ya da birleştiriyor. Artık yerinden. Çünkü ama birkaç elden geçiyor. Tabii, birkaç elden geçerek. Onda değişen bir şey yok. İki redaktör de okur. Bazen anlaşılma, bir tartışmaya mahal verecek bir ifade varsa onu tekrar sorarız. Bu ifade böyle mi diye muhabire sorarız en başta. Öyleyse artık bizim o fikir bir şeyinden tartışmada karar verilir. Tamam denir ve yayınlanır. Yani gerekirse Ankara'ya yine sorulur. Haber yayınlanır. Bu da tabii haberde hızı getirdi. Yani ajans artık daha da hızlı haber veriyor. Hızlıydı. Yerinden yayınla hızına hız kattı. Tabii bu kullandığınız teknoloji araçların da etkisi var zannediyorum bu süratte. İlk sayısında şapograf değil mi? İsimli bir tekstil makinesiyle çoğaltılıp Ankara'da elden, diğer yerlerde PTT vasıtasıyla, telgraf vasıtasıyla servis yapılırken. O kadar eski değilim siz. Siz bilirsiniz belki. Rica ediyorum. Daha sonra işte diğer teknik araçlar giriyor. İşte 1925'te yanlış hatırlamıyorsam anonim şirket olarak örgütlendikten sonra teknolojiyi kullanma daha da artıyor. 1940'ta bizim şeyimize göre, kayıtlarımıza göre Telex. Daha sonra 1986'da da bilgisayar teknolojisine geçince sürat artıyor. Evet. Bizim ajansımızda da öyle. Ege Ajans'ta biz
şeye geçince, faksa geçtiğimiz zaman çok büyük bir atılım yaptık dedik. Çünkü bizde de öyle tereçeyle çoğaltılıyordu, tekstille çoğaltılıyordu ve elden dağıtıyorduk şeyi, İzmir'de haberleri. Şimdi bilgisayarla anında bütün 201 aboneye servis yapıyoruz. Sizin Ege bölgesinde ne kadar servisiniz? Ben teknolojik gelişmeyle ilgili bir şey söyleyeyim. Hani Şapograf, Telix. Artık ajans sağ olsun genel müdürümüz döneminde bütün çalışanlarına iPhone cep telefonu verdi. Bunun kuruma hiçbir maliyetinin olmadığını söyledi. Yapılan anlaşmayla bizim 580-600 kadar çalışanımız var. Evet. O kadar cep telefonu hediye edildi. Kullanıyoruz yani, ayrıldığımız evet. zaman tekrar iade edeceğiz. Bölge müdürlerine iPad'ler, yine muhabirlere Macair'lar verildi. Bu seviyeye geldik. Bu teknolojik evet. seviyeye geldik ajansta hocam. Artık evet. bütün muhabirlerin telefonu var. Çok hızlı bilgisayarları var. Olay yerinde bunları var. Merkeze gelmeksizin fotoğrafı, haberi gönderiyorlar. Çok hızlı bir şekilde yayınlanıyor haberlerimiz. Evet. Biz gelişimi artık o farkı siz daha iyi anlarsınız. Doğru. Biz kuş cennetine götürmüştük gazetecileri. Denizin üzerindeyiz. Orada incelemelerini yaptığı gazeteci arkadaşlar. Ondan sonra tekneye çıktık. Anadolu Ajansı muhabiri ve birkaç tane gazetenin muhabiri hemen bilgisayarın laptopunu açtı. Vın'la haberi vınlattı. Yani daha oradan çıkmadan haberler şeylere ulaşmıştı, merkezlerine ulaşmıştı. Tabii aynı süratle de okuyuculara, şeylere, abonelerine ulaşmıştı. Bizim çok güzel bir olay tabiatıyla. 1200 kadar abonemiz var bizim. Yani yazdığımız haber o yüzden, ajansta haber olmak o yüzden kıymetli. Evet. 1200 aboneye, yerli yabancı aboneye ulaşıyorsunuz o haberle. Tabii biz şeyde yazılı basında, kitlerişim araçları içerisinde yazılı basında en eski kitlerişim aracı olduğu için o açıdan da önem taşıyor tabiatıyla. Orada bir haber değerlendirme saati var. Belirli bir saat içerisinde haberi geçtiğiniz takdirde yayınlanma şansı var. Ondan sonra yok. Ama ajans için böyle değil. Ajans 24 saat. Evet. Çünkü biz burada uykudayken dünyanın bir başka yerinde insanlar uyanık ve gazete okuyor oluyorlar. Dünyanın her tarafında haber servisi yapma imkanı var. Türkiye'de bu açıdan geçmişiyle, günüyle, bugünüyle iftar ettiğimiz bir ajans da, bir Anadolu Ajansı. Diğer özel ajanslardan da gurur duyduğumuz ajanslarımız var tabiatıyla. Ulusal çapta faaliyet gösteren ajanslarımız var. Dünya haberlerini alırken onların da uyguladığı ama daha yaygın olarak Anadolu Ajansı'nın uyguladığı bir takas sistemi ya da doğrudan doğruya abone olma sistemi veya büro kurma sistemi var. Dünyanın belli başlı büyük merkezlerinde bürolarınızın olduğunu biliyoruz. Ondan bahsedeyim ben. Evet. Şimdi son 2 yıldan beri bu yurt dışındaki bürolarımızın sayısını artırmaya başladık biz. 8 büromuz var. Türkiye içinde 18 bölge müdürlüğümüz var bizim. Yurt dışında Bosna'da var, işte Londra, Amerika, Kahire'de var, Lübnan'da 8 tane bölgede büyük paralar harcanarak mükemmel ofisler yapıldı. Evet. Ve oradaki gazetecilerle anlaşıldı. Freelance gazeteciler var artık. Büro çalışanlarının dışında. Home office çalışıyorlar galiba. Bazı yerlerde o şekilde ya da bizim arkadaşlarla irtibat halinde, atıyorum büromuz var ancak o olayı takip edecek muhabir ya da kameraman ya da foto muhabiri sayımız yetersizse biz orada isim yapmış ünlü isimlerle anlaşıyoruz. Fotoğraf haber başına bir evet. rakam belirleniyor. Dünyanın birçok yerinde bu şekilde bir anlaşmaya gidiyoruz. Hem daha hesaplı oluyor bu şekilde onlardan haber ve haber materyali almak. Zaten biz günlük olarak
600-700 haber servis ediyoruz. Evet. 200 kadar görüntü servisimiz var. Yine bir o kadar da 700 kadar da haberimiz var. Aylık 20 bin haber yapıyor bu. Evet. 20 bin haber. İşte bu bölgelerden gelen haberler, Türkiye'deki haberler, bu sayıyı bazen geçiyoruz. Bazı olaylarda fotoğraf sayısıyla çok çok daha yükseliyor bu rakam. Bizim ben 100. yıl vizyonundan bahsedeyim biraz. Evet. 2020'de ajans 100. yılını kutlayacak inşallah. Şu anda evet güçlü bir ajansız ama hedef 2020 yılında 100. yılda dünyanın ilk 5 ajansından birisi olmak. Evet. Bilirsiniz işte Associated Press vardır, AFP vardır, Reuters vardır, TASS vardır. Bunların tabii bütçeleri çok çok büyük. Yani ajansla kıyaslanmayacak evet. kadar büyük. Ancak hedefimiz onlardan birisi olmak, ilk 5 içine girmek ve 11 dilde yayın yapmak. Evet. 11 dil. Şu anda 5 dildeyiz. Fazla bir zaman kalmadı. 7 yıl sonra inşallah bir hedef bu hayal olarak kalmayacak. Bu hedef gerçekleşecek ve 11 dilde yayın yapılacak. Evet. Şimdi Boşnakça, Rusça, İngilizce, Arapça ve Türkçe olmak üzere 5 dilde yayın yapıyoruz. Evet. Yakın bir zamanda yıl sonun sanırım Eylül-Ekim gibi Kürtçe yayınlar da başlayacak. TRT'de olduğu gibi. Artık bizim muhabirlerimiz bir haberi konuşan bir kişiyi aynı anda Türkçe, Arapça, İngilizce ve yakın bir gelecekte Kürtçe olarak 6 dilde evet. yazacak ve aynı anda 6 dilde o haber servis edilecek. Evet, çok çok güzel bir olay. Zaten görüntü habere geçtiğiniz zaman 5-6 sene oldu 2005'te, galiba. 2006'da. 2006'dan beri görüntü habere de geçmek suretiyle zaten teknoloji yarışı içerisinde biz de varız demiş oldu Anadolu evet. Ajansı. Öyle zannediyorum Türkçe konuşan ülkelerin hepsine servis yapıyor Anadolu Ajansı. Evet. O haliyle zaten Türkçe dünyada 5. sırada zannediyorum yer alan ama gittikçe yukarıya doğru tırmanan bir dil halinde. Öyle olunca zaten dünyanın büyük bir kısmında siz servisinizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz şey olarak, haber olarak. Onun dışında diğer ulusların yoğun olarak kullandığı dillerde de yayın yapılıyor. Çince olacak mesela. Evet. Çince de olacak. Tabii o işte doğuya Nasırca. Da uzanmış olacaksınız. Bunlar tabii ki çok güzel gelişmiş bir şey. Şimdi şöyle bir şey var. Bütün dünyada uluslararası faaliyet gösteren şeylerde, ajanslarda işte biraz önce sizin belirttiğiniz Ajans France, Reuters, AP gibi şeyler, ajanslar uluslararası alanda faaliyet gösteriyorlar ama kendi ülkeleri açısından ulusal ajans konumundalar. Diyelim ki bir Ajans France Press kendi ülkesiyle ilgili olumsuz bir haberi ne kendisi servise koyar ne de başka ülkelerden almışsa onu başka ülkelere servis yapar. Anadolu Ajansı'nın bu konuma gelmiş olması belki bizim dış denetimde de dışarıda da daha evvel soğuk savaş vardı bilmem ne vardı falan filan ama şu anda savaş yine durmuş değil. Ülkelerin en azından kendi ülkelerini tanıtma açısından kitle iletişim araçlarına büyük ihtiyaçları var. Ve ne kadar güçlü ajanslara sahipse, güçlü haber kanallarına sahipse o kadar etkin konumdalar. Evet. Anadolu Ajansı bu şekliyle, bu haliyle, bu atılımlarıyla dış ilişkilerin de işini kolaylaştıran, belki dünyada Türkiye'nin bütün dünyaya olumlu bir şekilde tanıtılmasını da sağlayan bir işlev yerine getirmiş oluyor. Yani bir nevi halkla ilişkiler faaliyeti de görmüş oluyor diye evet, düşünüyorum. Uluslararası ajansların hepsine de abone zannediyorum değil mi Anadolu evet. Ajansı? O büyük 5 şeyin ajansın Türkiye'de abonesi. Takas onlar da, anlaşması onlar var. Onlar da bizim abonemiz aynı evet, zamanda. Dolayısıyla Hı-hı. takas anlaşması yapılmış oluyor. Evet. Siz onlara veriyorsunuz, onlar size veriyor. Evet. Dışarıya ne kadar 3 aşağı 5 yukarı net bir rakam söylenemez ama
servis yapabiliyorsunuz? O rakamlar konusunu bilmiyorum. Evet. Rakamlar konusunu bilmiyorum. Yani ne kadar onlardan haber alıyoruz, bunun karşılığında ne kadar veriyoruz bilmiyorum. Ancak bizim aylık, günlük haber sayıları bu şekilde. Ayda 20 bin haber üretiyoruz. Günde 600-700 haber. Bir kısmı özel tabii bu haberlerimiz. Bizim yaklaşık bir yıldan beri, 1,5 yıldan beri farklı bir haber paketi olarak özel haberi sunuyoruz. Daha önce böyle bir şey yoktu ya da bu farklı bir haber bir paket şeklinde sunulmuyordu aboneye. Biz haber kullanıcılarımıza böyle bir imkan sağladık. Daha çok artık özel haber servisimiz var. Günde 70 kadar Türkiye'den, dünyadan özel haber. Her tür haber var. Çok çeşitli bir paket, renkli bir paket. O paketi sunuyoruz. Ama sayı konusunda ne kadar bizim yabancı abonelere haber veriyoruz bilmiyorum. Tabii ki haber sayısı önemli ama haber sayısından ziyade o haberin yaygınlığı, kullanılması, niteliği tabii ki onlar hepsi ayrı önem taşıyor ama bana göre en önemli tarafı yani diğer uluslararası ajansların yaptığı gibi Türkiye adına Türkiye'nin bir nevi tanıtımını bütün dünyaya yapıyor olması. Bunu dil çeşitliliğiyle beraber sayı ve kalite olarak da kendisine ispat etmenin yanında Türkiye'yi dünyaya ispat etme gibi bir mükellefiyeti de var. Herkes Anadolu Ajansı'nı devlet ajansı olarak bilir. Kamu ajansı olarak bilir. Belki faaliyetleri itibariyle, çalışmaları itibariyle bir kamu düzeni içerisinde hareket eden bir ajans. Ama ben onu Anadolu Ajansı'nın bir anonim şirket yapısıyla faaliyet gösterdiğini biliyorum. Evet, özel bir yapısı var zaten. 1925'ten beri ama devletin katkısı büyük tabiatıyla bunun içerisinde. Neden bir devlet ajansı olma yerine böyle bir şey tercih edildi acaba size göre? Yani bir anonim ortaklık olması acaba Türkiye'nin dışarıdaki görünümü itibariyle tarafsızlığını, bağımsızlığını göstermek açısından mı? Elbette. Ben o kanaati taşıyorum. Yani tamamen devlet bünyesinde devletin ajansı olarak nitelendirilen bir ajansın tarafsız olması beklenemezdi. Evet. Dolayısıyla ajansın tarafsızlığı konusunda kimse şüphe duymuyorsa sanıyorum bu anonim şirket olmasından kaynaklanıyor. Ama bir devlet garantisi de var gibi değil mi üzerinde? Yani Anadolu Ajansı yazmışsa doğrudur mutlaka diye bir güvence teşkil ediyor. Tabii şeyden kaynaklanmıyor bence. Hani özellik yapısından kaynaklanmıyor. Ajans bunu kendisi kazanmış. O niteliği 93 yıllık tarihinde kendisi kazanmış bence. Yani devlet kurumu olmasından, özellik yapısından dolayı değil bu. Ben bir örnek vereyim bizim güvenilirlikle ilgili. İstanbul'da görev yaparken bir operasyon var. 28 Şubat operasyonu. Ünlü bir komutan, bir paşa sabah 9'dan itibaren Perşembe günü gözaltında diye yayınlar başladı. Evet. Gözaltında mı değil mi? Ben bilmiyorum. Muhabir arkadaşlar, kameraman arkadaşlar seferber olduk. Gittik ordu evi önünde bekliyoruz. Evet asker de var. İnanılmaz bir kalabalık. Bütün gazeteciler orada. Ama biz o komutanın, paşanın gözaltına alınıp alınmadığını doğrulayamıyoruz. Oradan evet arkadaşlarımız soruyor. İçeride diyor evde arama yapılıyor. Gözaltına alındı alınmadı bunu bir de bir resmi kaynaktan almanız gerekiyor. Hani sıradan bir polis memurundan değil de bir polis müdüründen almanız gerekiyor. Evet. Operasyonu yürüten müdürden almanız gerekiyor o bilgiyi. Alındı. Ancak biz bunu veremiyoruz bu bilgiyi. Ama herkes şu komutan gözaltında diye bangır bangır yayın yapıyor. Ünlü bir isim. Ne yapalım? Ankara arıyor ya Sabri Bey ne oldu? Haber nedir? Ne yapacağız? Herkes haberi veriyor.
diyorum yok yani biz görmedik. Bu gözler, muhabir arkadaşların gözleri, kameraman arkadaşın kamerası tespit o edemedi. İsmi görmedi. Evet. Göz altında diyemeyiz. Evet, evet arama yapılıyor. Büyük bir polis var orada şu anda. Bekledik biz. Bekledik. Ne zaman ki o komutan Çağlayan Adliyesi'nde sağlık kontrolünden geçirilirken polislerin arasında bizim muhabir tarafından görüldü. Biz evet. flaş olarak verdik. Dedik ki evet. evet. Bilmem kim gözaltına alındı. Evet. Sağlık kontrolünden geçirdi. O dakikada bütün televizyonlar AA 2 nokta üst üste bilmem kim gözaltında diye tırnağı kapattı. Yani güvencesiyle beraber evet. verdi yani. Yani çok sabahtan güzel. Beri sabahtan beri siz bunu söylüyorsunuz zaten. Evet. Bu kişi gözaltında diyorsunuz. Teyit makamı oldu yani. Bizim haberimizin ardından evet. kendilerini bizimle güçlendirdiler, evet. pekiştirdiler. Ya da evet. kendilerini yalanladılar o dakikaya kadar. Evet. Böyle de görebilirsiniz. Tabii. Şimdi o gerçekten gazeteciye büyük bir sancı oluşturuyor. Yani evet. haberi elinizde, avucunuzda ama veremiyorsunuz, söyleyemiyorsunuz. Teyit meselesi çok önemli. Ben de bir böyle bir sıkıntı yaşadım gazetecilik yaptığım dönemde. Petrol fiyatlarına zam geldi diye bir haber geldi. Hı hı. Ama öyle bir haber ki ayrıntılı. İşte benzine şu kadar, bilmem fuel oil'e bu kadar, bilmem neye bu kadar oranlarıyla, bilmem neleriyle burada İzmir'de görev yapıyorum. Ankara'yı aradım. Sordum dedim ki merkez orası siz bilirsiniz bunu yapıldı mı yapılmadı mı şeye zam. Ama biliyorsunuz şoförler herkesten önce duyuyor. Petrol istasyonlarına gönderdim herkes kuyrukta. Alabildiğince fazla depolarını fulluyorlar. Bir gün zamsız kullanalım diye. Onlar bakanlık yetkililerini arıyorlar. Ulaşamıyorlar. Ondan sonra valiliği aradım. Vali yok vali yardımcısını buldum. Yapıldı da diyemem, yapılmadı da diyemem diyor. Şimdi net bir şey söylemiyor. Şeyleri aradım. Dedim ki abi bizim valinin dışında bölgedeki valiler bilir. Denizli, Aydın, Muğla şeylerini, valiliklerini aradım. Hiçbirisinden net olaraktan cevap alamadık. Saat yaklaştı, baskı saati geldi. Mecburen o haberi vermeden verdik. Ve böyle içim kana alıyor. Yani haber avucumun içerisinde kullanamıyorum şey haberi. Ertesi gün sabah açıklama yaptılar. Benzine zam yapıldı. Şunlar şu kadar. Ve bizim tespit ettiğimiz rakamlarla açıkladılar. Dövüne dövüne bir hal olmuştum yani o gün. Ama şu açıdan kalbimiz ferahtı, rahattı. Yalan haber vermedik. Yani haberi atlama pahasına gerçeği araştırmış olduk. Tabii ki işte Anadolu Ajansı'nı Anadolu Ajansı yapan özellik de bu. Buna benzer bir örnek anlatayım. Şimdi Mehmet Ali Birant Allah rahmet eylesin. O sabah başladılar. Önce internet sitelerinden Mehmet Ali Birant öldü diye. Televizyonlarda alt yazılar. Öldü mü ölmedi mi? Yine Ankara'dan aradı bir büyüğümüz. Benim de Kanal D'de çalışan arkadaşlarım var. Dedim yahu ne oldu? Mehmet Ali Birant öldü mü ölmedi mi Ekrem? Ya dedi ölmedi abi dedi. Ölmedi çünkü az önce Süleyman Sarılar haber müdürümüz geldi. Üzülmeyin. Ölmedi yaşıyor. Biz hemen yazdık bunu. Süleyman Sarılar ölmediğini söyledi. O zaman evet. herkes bangır bangır öldü diye haber evet. yapıyor. Gazetelerde falan dolaşıyor. Sonra bu bilgi girdi. Anadolu Ajansı ölmediğini söyledi. Ne zaman ki 6-7 saat sonra kötü haber geldi. Ama bu bilgiyi o dakikada teyit etmediyseniz ki o zaman ölmemişti vermemelisiniz. Hele hele tabii. bir meslek büyüğümüze bu yapılmaz yani. Öyle tabii. Bir gazeteci büyüğüne bunu yapmamalıydı. İşte az önce söyledim ya böyle reyting şehvetiyle unutuyoruz etik değerleri falan dostluklarımızı vefamızı unutuyoruz. Vereyim de diyoruz. Aman benim sayfam okunsun, evet. benim haberim tıklansın. Ama onun şeyi de mahcubiyeti de çok fazla oluyor tabii. tabiatıyla. Tabii. Özellikle önemli şeylerde, olaylarda. Yani düşünün o saatte hayattayken şey olması. Biliyorsun onu, sosyal medyada evet. kaç kez Münir Özkul öldürülmüştür. Evet. Kaç kez?
Yani bir türlü ölmeyen ya da sosyal medyanın defalarca öldürdüğü sanatçılarımız vardır. Evet. Bu şeyde yine buna benzer bir şey yaşadık. Daha doğrusu İzmir basını tamamen yaşadı. Bu Aykut Edebali vardı, Starçı evet. Demokrasi Partisi Genel Başkanı. Gece nöbetçiyim, geç saatlerde işte şehir baskısı başlamak üzere bir ihbar geldi. Gece muhabiri arkadaşımız konuşuyor. Telaşla geldi, dedi ki abi Aykut Edebali ölmüş. Teyit ettin mi dedim. Hemen karakolu aramış, verdikleri adresin bulunduğu karakol teyit etmiş. Balçova'da bir adres veriyorlar, orada öldü falan diye. Baktım birinci sayfada işte 5-6 santimlik bir şey var etekte, yer var. Dedim bak yerin bu, buraya göre yaz şeyi, haberi. Ama dedim haberi yazdıktan sonra da atla git bak bakalım dedim şeye, adrese. Yazdı. Gazeteye girdik, şeye girdik, sayfaya girdik. Tabii biz baskıyı başlatmıştık. 3 hat basıldıktan sonra 4. hattan itibaren girdik. 3 hat girdik. Yani yarısına İzmir'in haberi verdik. Akşam arkadaş atladı gitti şeye. O verdikleri adreste efendim şeyinden, ambulansından, polis arabalarından, gazetecilerden geçilmiyor. Herkes kuyruk olmuş şeyin içerisine. Ama adres de doğru. Ama ölüm olayı yok. Eyvah. Ertesi gün baktık gazetelerin hemen hemen büyük bir kısmında var. Birisi ağlayarak işte benim abimdi, rahmetli oldu, bilmem ne oldu falan diye. Hem gazetelere telefon ediyor hem de şeylere, hastanelere arıyor. Adresi yaz günüydü. Ya. İşte şeye kaldıralım diye. Hastaneye kaldıralım diye. Ambulanslar o şekilde sırada. Gazeteciler olayı teyit etmek üzere şeydeler. Sıradalar. Sabah saat 10'da Aykut Edebali telefon ediyor. Basın toplantısı yapmak için. Ölmedim yaşıyorum. Ölmedim yaşıyorum. İşte muarızlarım bunu böyle yapıyorlar falan filan diye. Epice veryansın etti. O arada tabii bu olayın bir başka esprili yanında var. O çalıştığımız gazetede haber müdürü olan arkadaşa da gece muhabiri telefon ediyor. Diyor ki böyle böyle haberi aldık. Şeye gazeteye de girdi falan diye. O da İstanbul'a telefon açıyor. İstanbul'da genel yayın müdürü olan kişi Aykut Edebali'nin talebesiymiş. O onun hocasıymış. Başlıyor ağlamaya. Diyor ki büyük bir çelenk yaptırın. Hangi camiden kalkacaksa oraya gönderin. Ben de ilk uçakla geliyorum falan diyor. Arkadaş onu anlatırken diyor ki gittim, tabii olayı kendisine mal ediyor. Ben buldum, ettim falan diye. Gittim diyor, daha rahmetlinin vücudu sıcaktı diyor. Ve 3 gün tabii o arkadaş gazeteye falan uğramadı. Böyle şeylerle de insanlar karşılaşabiliyor tabiatıyla. Daha sonra espri olarak dilden dile dolaştı tabiatıyla. Yani haberin atlanması olayı hepsi evet. Atlanmış. Herkes yazmış. Buradaki bütün gazetelerde var. Hatta bazıları övünüyorlar. Biz tamamına verdik diyorlar İzmir'in. Biz yarısına verebildik şeyin haberin. Yalan haberi hepsine vermiş olmakla övünen şeyler vardı. Arkadaşlarımız vardı. Yalan ortaya çıkınca kimsenin şeyi yok, kabahati yok. Haber kaynağının yanıltmasından kaynaklanan bir yalan haber doğmuş oldu. Ben de size bir esprili haberimizi anlatayım. Bu Nisan'da değil, bir önceki bir Nisan öncesi. Anadolu Ajansı'nın geleneğinde bir Nisan şakası haberi vardır. Masaya geldi, ne yapalım, ne konuşalım. Ben bir teklifte bulununca genel müdür dedi, tamam dedi, bu işi dedi sen yap. Öneriler sana gelsin, bir haber hazırlayalım. Şimdi akla çok şey geliyor, haber yapabilirsiniz, şaka haber yaparsınız. Ancak haberde ismi geçen o yerin mülki idare amiri belki zarar görecektir. En başta o yalanlayacaktır haberi. O size kızabilir. İlişkileriniz bozulabilir. Belediye başkanı, vali, bakan, işte farklı bakanlıklarla ilgili bir konu olabilir. Dolayısıyla kimseye, etliye sütlüye karışmadan bir haber hazırlamanız gerekiyor. Ne yapalım, ne yapalım? Bir gün öncesine kadar hiçbir teklif de yok. Oturup yazdım ben.
hamilelik 5 aya düştü diye. Başlık bu. Hamilelik 5 aya düştü. İşte İsviçre'de bilmem hangi üniversitede bilmem kim April First isminde bir profesör karısının çektiği hamilelikteki o ızdıraptan dolayı deneylere ağırlık veriyor. Fareler üzerinde yaptığı deneylerden olumlu sonuç alıyor. %50 oranında süreyi düşürüyor. Evet. Ve bu araştırma Hamile Erkek dergisinde yayınlanıyor. İşte adamın ismi April First falan. Dergi garip bir uydurma isim. Üniversite, öyle bir üniversite zaten yok. Biz eskiden Mahriç kullanıyorduk, şimdi de kullanmıyoruz. Şimdi isimler var. Muhabirlerin, o yayına veren arkadaşların kısaltmıyoruz artık. Evet, eskiden rumuz vardı, kısaltma vardı. Genellikle sesli harfleri olmaz, sessizlerden oluşan bir rumuzdu. Onu da şey olarak yazdık biz. NSN-BR yayıncı BR yazan NSN Nisan 1 gibi. Evet. Öyle bir kod şifrelerle donattığımız bir haber. İnanır mısınız? Bütün gazetelerde yer aldı. Twitter'da 3. sıraya falan çıktı. Evet. Bir anda, birkaç saatte 3. sıraya çıktı. Sonra 1. sıraya oturdu o haber. Akşam saatlerinde ya işletiliyor muyuz acaba falan, bir de ajanstan birilerinin herhalde kuş uçurmasıyla haberleri çevirmeye başladılar. Haberlerinin en altına dediler ki bu 1 Nisan şakasıdır, 1 Nisan şakası haberidir şeklinde o ifadeyi koydular. Evet. Ama gün boyunca bu haberi gerçekmiş ciddi haber gibi olarak ciddi ciddi algılayıp sayfalarında yer ayırdılar. Evet, akşam birçok televizyon kanalında yer aldı. Uyanmayanlar Kıbrıs'ta bir gazete gibi manşetinden gerçek ciddi ciddi bir haber gibi gördü ve verdi bu haberi. Evet. Efendim sohbetiniz çok tatlıydı. Ben teşekkür ediyorum. Gönül arz ederiz ki daha uzun sohbet edelim ama zamanımız sınırlı. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz, lütfettiniz. Sevgili seyirciler, bu hafta bu programımızda da Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Sayın Sabri Çelebioğlu'nu konuk ettik. Daha sonraki programlarda başka konuklarımızla beraber olmak istiyoruz. Kalın sağlıcakla.